Bugün Kick'teyiz. Daha önce Alper Biçen'le bir rebuild çektik. İlk konuklu rebuild'imiz oldu. Rome Weasley ile çektik. O da güzeldi. Şimdi bu her yayınıma gelen adamlardan ya da ilk defa gelen de olabilir. Abonelerimiz içinden ama. Burada Kick'te bana abone olanlardan birini Discord'a çekeceğim. Ve onunla birlikte, takipçimizle birlikte bir takımı şampiyon yapacağız. Kurallarımız olacak tabii ki. Kurallarımız nelerdir? Öncelikle kimin adı çıkarsa onun istediği takımı rebuild edeceğiz. Kararı o verecek. Ama rebuild ederken her kararı %100 ona bırakmayacağım. Birlikte konuşacağız, tartışacağız. Aboneler arasından rastgele birini seçeceğiz. Buradaki isimler, iki kere yazılanlar var. Onlar Kick'ten abone olanlar. Bir kere yazılanlar ise onlar da bizim neredeki YouTube katıldaki abonelerimiz. Haydi bakalım Discord'da çekeceğimiz adam. Umarım yaşça büyük biri olur. Çok sıkıntı yaşamayız ve adama bak ya. Adama bak, YouTube katıldan 10 liraya şu yayına katıldı. Tebrikler. Tebrikler. Hayırlı olsun. Abi yaş 16 ama. Yaş 16 ise bozuşuruz ama ya. Yasal mı beyler? 16 yaşında adam Discord'u almak yasal mı? Trolleme hissedersen çıkarırsın bence. Ya trollemez. Trolleyecek bir adam olduğunu düşünmüyorum da. Abi Unlost'un Melif vardı. Allah rahmet eylesin, o yayın açıldı. O çocuk yaşı tutmuyor diye banlandı. Oğlum tamam tamam, yapmıyoruz. Küçük ve aksaklık. Erist Cool'u buradan çıkarıyorum. Bir daha çeviriyoruz. 18 yaş üstü adamlarla devam edelim. Ama yine de iyi ilerlerim. Devam abi. Shuffle yapalım. Shuffle. Çevir. Haydi bakalım. Şanslı kişi, birlikte rebuild yapacağımız kişi. Eşrefinho hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Eşrefinho hangi takımlı? Bir Discord'a gelsin de konuşalım bakalım. Selamlar. Aleykümselam. Merhaba. Eşrefinho'sun sen. Evet evet. Gerçek ismini alabilir miyiz? Eşref. Çok mantıklı. Yaş? Evet. Yaş kaç abi? 22. 22, süper. Tanıtmak ister misin kendini bana ya da bize? Tanıtmak isterim. Ben Eşref. Seni izliyorum 7-8 aydır. Takipçinim. Süper. Her videonu izlemişliğim vardır. Cansın. Burada olduğum için de mutluyum, bu kadar. Beyler 22 yaşında gelmedi bana da sesi ama. 20'den 22 yazıyor olabilir misin? Yani 20 ya, ama 22 diyor. Kamera açayım istiyorsan, sıkıntı yok. Ne yapayım? Kamera açabilirim istiyorsan. Ya, oğlum ben görünce nasıl anlayayım ya? Belki büyük, çok büyük duran bir 20. Şimdi Eşref. Eşrefinho diyeceğim sana bu saatten sonra. Sıkıntı yok, nasıl istiyorsan. Hangi takımı destekliyorsun NBA'de? Önce onu soralım. Pelicans tabii ki de. Tabii ki Pelicans'lı iki taraftardan biri. Evet. O zaman bugün daha önce de yapmadığımız New Orleans Pelicans'ı yapıyoruz değil mi? Aynen öyle. Bize biraz New Orleans Pelicans aşkından bahset. Neden New Orleans Pelicans? Ya böyle ilk izlemeye başladığım zamanlarda, böyle NBA izlemeye başladığım zamanlarda dedim ki bir maç açayım da bir izleyeyim falan dedim. 2018 olması lazım yanılmıyorsam. Golden State'le maçı vardı o zamanlarda. Normal sezon maçıydı. Süper. İşte DeMarcus Cousins, Anthony Davis olduğu zamanlarda. İyi kadro. İyi kadroydu. Ya o zaman bayılmıştım ya. Çok sevmiştim. Dedim ben bu takımı tutarım aga. Yani şimdi yanlış anlamadıysam sen Kevin Durant'li, Stephen Curry'li Golden State'i izleyip New Orleans'a aşık oldun. Evet. Budur. Gözlem de budur. Analiz de budur. İlk izlediğim maç New Orleans Pelicans maçı ve o günden sonra hayatın değişti. O günden sonra Pelican taraftarı olduk. Peki ne kattı sana? Pelican taraftarlığı mesela bir başarı, bir mutluluk getirdi mi? Ya Portland'da 4-0 elediğimiz şey vardı. Sezon vardı. O çok iyiydi. Golden State sonra 4-1 çaktı ama. Portland'ı 4-0 yani elediğiniz sezon mu? Evet. 6. sıradan girmiştik hatta. Bu Anthony Davis'in olduğu sezon değil mi? Evet. Evet. Taraftarlar kıpkırmızı giyiniyordu. Evet evet. Hatta Brevilt'te şeydi, Golden State Brevilt'in de yapmıştın hatta. Herkes kırmızı giymişti. Stephen Curry'le maç aldın. Rebuild. Yapmışımdır. Yapmışımdır. Hiç haberim yok. Şimdi bir yandan yayın açıktır sende diye düşünüyorum. İlk seneden şampiyonluğa ulaştırabilecek misin? Öncelikle buraya Alper Biçen geldi. Los Angeles Lakers taraftarı olarak. 3 senede 0 şampiyonluk. Sonra Ron Weasley geldi Beşiktaş taraftarı olarak. 1-1 yaptı. Sen kime daha yakın hissediyorsun? Alper gibi 3-0 yapar, sıçar batırır mıyız? Hocam ayıp oluyor aman ha. Yoksa Ron Weasley gibi ilk senede koyar kaçar mıyız? Ben kendime çok güveniyorum desem yalan olur, güvenmiyorum desem de yalan olur. Arada bir şey ya, 2 senede bir zorlarız gibi geliyor. Ama takımı tanıyorsun. Zion Williamson. Ne dersin bu obez herife? Tutacak mıyız, yollayacak mıyız? Zion'ı sabahtan akşama kadar tutarız ya. Zion'ın üstüne kurarız bir takım. Seversin. Zion'ı seversin demek ki. Severiz ya. Alper Biçen'den izlemiştim ilk başta şeyde. Zaten 16 yaşındayken falan video çekmiştim. Evet, evet, onun iyi oyuncu falan demiştik. Brandon Ingram var burada. Ben
bunu sevmem mesela. Ben bunu yollayalım derim sana. Olabilir ya. Ingram yollayabiliriz. Çünkü gözler falan hep bir boş bakıyor. Hep bir uyuşturucu etkisinde bir bakışları var. Pek sevmem öyle adam. Biraz daha ayık böyle gözler aktif adam severim. CJ McCollum'u sevmiyorsun diye hatırlıyorum bu arada. CJ McCollum'u hemen anında gönderirim. Terörist falan diyordun sen bu terörist, adama. Terörist, PKK'lı terörist yani. Oo bak o üç harfli kelimeyi kullanmıyoruz abi buralarda. Çok sinirliyim ya. Ben daha 6. dakikadan sıçar mıyız ya böyle? CJ McCollum benim beğendiğim oyunculardan biri tabii ki ama CJ McCollum'u neden beğenmediğini de anlayabiliyorum. Jonas Valančiūnas, bu herife ne dersin? Ya Valančiūnas okey de Alperen'de kapışmayacaktın ya. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Alperen'e yamuk yapmayacak. Herb Jones ligin en iyi dış savunmacısı mıdır? Bence öyledir ya. Sence tabii öyledir. Pelicans'lısın. Çok mantık aramamak lazım. Trey Murphy. Trey Murphy de okey gayet. Bu da iyi çocuktur. Sen CJ'yi yollarsın. Valančiūnas'ı ve Ingram'ı yollayacaksın gibi duruyor. Evet. Zion'un üzerine bir takım kuracağız. Herb Jones bu takımın iyi bir rol oyuncusu olacak. Bu takıma bir point guard, bir uzun falan bayağı şey yapmamız lazım. Peki bu takımın draft hakkı var mı bilir misin? Çok da bilmem yani. Onu ben de bilmem. Bakacağız şimdi. Birinci turları doldurmuşlar. 2, 4, 6, 8, 9. Bunların mesela bu kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Kullanılıyor. Hepsi kullanılıyor. Şimdi ilk CJ McCollum'u yolla dediğin için CJ McCollum'u bir aratalım. CJ McCollum yanına böyle mesela Dyson Daniels gibi genç bir adam atalım mı? Atalım ya. İlk seneden zorlayalım ya. Bir de Lakers'ın birinci tur draft hakkı. Damian Lillard gibi bir guard. Damian Lillard hakkındaki görüşlerin? Severiz Damian Lillard'ı da yani Milwaukee Bucks'la uymadı ona gibi sanki. Yeni bir ev arıyor olabilir mi mesela? Yeni bir ev demişken Jrue Holiday'ı eski evine döndürmek. Pelikan efsanesidir. Olabilir, olabilir. Bam Adebayo, Zion Williamson ikilisi. Boğar beni biraz. Julius Randle, Mitchell Robinson, Cam Thomas. Jamal Murray. Ya benim kafamda aslında böyle Tyrese Haliburton tarzı böyle topu daha çok dağıtacak bir oyuncu var ama. Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton da zor gibi. Tyrese Haliburton'a bir bakalım. Ya en azından Tyrese Haliburton'u soralım. Geliyor musun? Nedir, ne değildir? Zion'la yapacakları alley-oop'u düşünmekten ölen var. Kaç para gerekiyor? 25 milyon daha koymaları gerekiyor. Var mı buradan istediğin biri daha? Mesela Miles Turner'ı alıp stretch uzun yapabiliriz. Jonas Valančiūnas'ın daha iyisi. Olur. Sen daha iyisin bu işlerde. Aynen. Kesin olur. Kesin de olur. 8 milyon daha koyun abi. Koyun da bunların da kontratı yok ya. TJ McConnell'da sırf kontrat uydurmak için yapıyorum şu anda. Alvarado'yu vermem. Mesela böyle bir takas. Hiçbir şey vermeden her şeyi almaya çalıştığımız bir takas. Muhtemelen yok diyecek. Ama bizim draft takları boşuna mı duruyor? 2. Böyle bir kazık. Bu kötüymüş bu arada. Kazıklayarak başlasak mesela çok iyi olacak. Çok rahatlarız. İlk seneden oluruz ama yok diyorlar. Pascal Siakam'a ne dersin? Kesin de verdiler zaten. Sen evet dersin de onlar evet der mi? Deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Olmuyor olmuyor. Tyrese Haliburton'a zor diyorlar. Ben sana playmaker bir guard. Aradığım profili bulup getiriyorum hemen. Trey Young. Olur ya. Trey Young da olabilir. Trey Young abi. CJ McCollum'la kafa kafaya alırız bunu. Kafasını aldık. Bir tane draft hakkı yine alamadık. Şunu da versem ben şöyle yapayım. Dyson Daniels vereyim bir de. Gençtir. Potansiyellidir. Sen de bana Sadık Bey ver mesela. Yok diyor. Ve Young'a 10 tane mi draft hakkı vereceğiz? Hadi be. Zor başladık. Biraz rebuild. Zorlu başladık. Trey Young'ın oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diye. Bu arada Trey Young'la Zion All-Star'da aynı takımda mı oynadı? Bir şey oldu ya. Bunların birbirlerine alley-oop'u var. İyi hatırlıyorum şimdi. Yalan olmasın. Benim de böyle uydurma şeylerim meşhurdur. Yok yalanmış. Ben yine bir yalan söyledim. Trey Young'da Zion'ın alley-oop'u yok. Trey Young'da Ja Morant'in bir alley-oop'u var. Neyse. Biraz da yalan olur. Ingram yerine savunmacı SF lazım diye bir mesaj var chatten. Olabilir. Mantıklı. Çünkü Trey Young'ımız var ama Trey Young'ın en büyük eksisi nedir? Savunma. Bizde kim var Trey Young'ın adamlarını savunabilecek? Harp var. O yüzden hiç de umurumuzda değil. Brandon Ingram mesela bir tane birinci tur draft hakkıyla koyduğumuzda Brandon Ingram yerine ne tarz bir adam ararsın? Ya yine şut atabilecek bir adam ararım ya. Şut atabilecek. Böyle triangle oyunda olmadığı zamanlarda topu yere vurabilecek biraz. Mantıklı. Çok mantıklı konuştun. Ligde böyle kaç adam var peki? Çok yok. Chris Middleton var ama Trey Murphy'si. Bu arada bu takımda Trey Murphy bile ilk 5 başlar. Bence. Başlayabilir de. Yani Ingram Valančiūnas yerine o zaman bir uzun almamız gerekebilir.
Evet, öyle bir şey düşündüm zaten. Böyle überstar bir uzun. Nikola Jokic falan tarzı bir şey. Alperen Şengün, bak milliyetçilikten girdin. Ama milliyetçilikten yani, girdik de Alperen Şengün'e de çok bir gerek yok gibi geldi. Hiç gerek yok gibi geldi bana. Michael Porter, Julius Randle. Paul George gördüm burada bir yerde. Senin aslında anlattığın kişi Paul George, az önce dedin ya, topu yere vursun, şunu yapsın, bunu yapsın. Ya ama şimdi ilk seneden patlarsak da Paul George başımıza kalacak. Onu da iyi dedin. Ama niye hep en kötü senaryoyu düşünüyoruz ki? İlk sene alır mıyız diye. Sen şimdi burada şey yapman lazım. Kahraman olmaya çalışman lazım. İlk seneden İlker Sırt'ın kanalına gittim. İlker Sırt'ın 20 rebuild'de bir yaptığı şey şampiyonluk yaşamak. İlk seneden yaşattım. Şimdi bunun havası farklıdır. Jordan Hawkins topçu mudur? Değildir gibi geldi. Bana da değildir gibi geldi. Şu takasa mesela ne dersin? Şu takasa olur gibi geldi ya ilk seneden. Ama kaç draft hakkımız var? Paul George, Trey Young, Zion Williamson. Korkutucu. İki taneden fazla vermem ama draft hakkı kalmıyor. Hadi 3 vereyim, ben de yine bir yalan söyledim. 4. De verecekmişsin gibi geldi. Denemek için yaptım da vermedim. Tamam. Paul George olmuyor. Şöyle de yapabiliriz. Bak bizim 4 tane draft hakkımız var ya. Ne yaparım ben bu tarz senaryolarda? Takasın son gününe gidip. Bu adam çok takımda. Çok sıkı takipçi bu adam. Brandon Ingram, Zion, Valanciunas. Yani sadece CJ McCollum'u yollayıp Trey Young'ı aldık. Yaptığımız tek değişiklik bu. Kenardan Trey Murphy'miz geliyor. Larry Nance'imiz geliyor. Alvarado, Naji Marshall, ki bu da iyi bir oyuncudur. Dyson Daniels. Budur ya. Budur. Bir gidelim. Belki de lig birincisi olacağız abi. Hiçbir şey yapmadan. Sadece CJ McCollum adlı teröristi yollayarak onun yerine Trey Young'ı çekerek şampiyon olacağız diyecektim. Çok da güzel başladık. Hep böyle başlarız ama. Mesela De'Aaron Fox mu Trey Young mu? Kafa kafaya soruyorlar. Hangisi tercihin olur? Trey Young olur ya. Tamam. Trey Young'dan devam o zaman. Vazgeçmedik Trey Young'dan. Zion Williamson yerine Jaren Jackson sormuyorum bile. Sen Zion Williamson üzerine bir şampiyonluk takımı inşa etmeye kafayı takmış bir adamsın. Peki seneye bu New Orleans Pelicans'tan beklentin ne abi? Bir şampiyonluk ne istiyorsun bu takımdan? Ya bir yıldız çekmeleri güzel olur ya. Dediğim gibi yani bir tane keskin şutör, hani böyle iyi yüzdeli atacak. Steph Curry. O kadar değil hocam. Değil. O kadar da değil. Klay Thompson hocam, boşta bak. Değil. Çok yüzdelidir. Ya yüzdelidir de kesin alırsın Golden State'den onu da yani. Abi Golden State'de imzalamayacak adam. Şey, Orlando Magic'e falan gidiyor. Tarihinde bir sürü başarı var Klay Thompson'ın. Gerek yok ya, kalsın. Ki sen 2018'de ilk izlediğin maçta muhtemelen Klay Thompson da vardı. Ya ben o zaman 17 yaşındaydım. Ertesi gün okul vardı bir de. İkinci T'de izleyip yapmış. Şimdi durdurdum. Bu adam yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Bu adam 22 yaşındayım dedi. Sonra 2018'de 17 yaşındaydım. 17 ya. Evet. 6 ekle 23 yapar. Bu adam 23 yaşında abi. 2021 Kasım doğumluyum ama. 2021 Kasım doğumlu musun? Hem de 6 Kasım. 2001. Evet. 2001'dir o. 2021 değildir. Aynı 2001. 2001 Kasım doğumlu. İyi senedir 2001. Bir sene sonra Türkiye 3. olacak Dünya Kupası'nda. Dünyada bir ekonomik kriz var 2001'de. Aha yalancı 2001-23 oluyor abi. Var var, bu adamda küçük bir yalan sezim. Muhtemelen New Orleans'lı falan da değil. Ajan. Çünkü kim New Orleans'lı olur ki abi? Eyvallah deriz. Jonas Valanciunas, Larry Nance Jr. karşısında Jakob Poeltl ve Kelly Olynyk. Bunu da sırf yani aslında kötü bir takas, Jakob Poeltl demek için dillendirdim. Yoksa fark ettim onu. Jonas Valanciunas'ı daha iyisini alabiliriz. Takasın son günündeyiz. Gidişattan memnun musun? 33-18. Gidişat güzel ya, iyi gidiyoruz. Los Angeles Lakers birinci bu arada. İlk defa görenler beğensin. Allah'ım nasip eder misin seneye böyle bir şey be? İkinci sırada New Orleans Pelicans. Oklahoma City Thunder'ın hemen üstündeyiz. Şimdi biz aslında istediğimiz eklemeleri yaptığımızda muhtemelen şampiyon olacağız. Trey Young senin playmaker guard'ın. Neredeyse 10 asistlik bir sezon geçiriyor. %40'a yakın üçlük atıyor. %50'ye yakın sağ içi atıyor. Ki geçen seneki yüzdelerinden sonra, geçen sene bu herif büyük değer kaybetmişti aslında gerçekten. Gayet iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. CJ McCollum'dan bekler miydin böyle bir performans? Asla asla. Zion Williamson süperstarın. Ne diyorsun bu performansa? Üçlük atma bir daha deriz yani. %22. Faul bile atmasın mümkünse. 18 sayı da çok az. Bu çocuğa bir konuşma yapmamız lazım. Brandon Ingram da. Yani yüzdeli de 16 sayı az be baba. Jonas Valanciunas neredeyse double double. 8 sayı Herb Jones. Ama Herb Jones nedir? Rakibinin iyi oyuncusunu savunan adamdır. Nasıl adam deriz? Bu takımı tamamlayan parçalara ne deriz? Tutkal herif deriz. Aynen öyle. Tutkal herif. 1.3 steal, 0.7 blok. %48 ile üçlük asla yaşanmayacak bir şey. Trey Murphy 11 sayı, kenardan istediğimiz katkı. Kenara da böyle
deli bir atıcı lazımdır her zaman. Alvarado, Grand Theft Alvarado falan filan. Güzel gidiyoruz. Zion'dan memnun değiliz sadece ama Zion'ı takaslayacak halimiz yok. Brandon Ingram yerine daha iyisini aradığımız günlerdeyiz. Brandon Ingram yerine şöyle mesela iki draft hakkıyla Karl-Anthony Towns olabiliriz ama mesela Yanis'te bir... Yanis yok ki sende. Yanis diyorum. Zion'la birlikte oynatabilir misin? Philadelphia'ya geçmiş bu arada Karl-Anthony Towns'la. Niye geçti? Ne alaka? Ne alaka? Kimi vermişler? Tyrese Maxey'le mi takaslanmış? Yo, Tyrese Maxey de burada. Kimle takaslanmış oğlum bu? Philadelphia nasıl aldı bunu? Embiid vermemiştir diye düşünüyorum. Yo, Embiid vardı orada ya. Buna gibi. Da nereden baktığımızı şöyle takaslara baktığımızda Karl-Anthony Towns Tobias Harris artı birinci tura gitmiş. Peki bu kazıklama işi gerçek mi ya? Karl-Anthony Towns, Joel Embiid, Tyrese Maxey. Baya beleşe almışlar. Bilsek ya. Biz alırdık ya. İyi başka olurdu. Takas var mı ligde? Kevin Oerter gitmiş. Gitsin. Önemli böyle büyük takas arıyorum. Rudy Gobert Timberwolves takımı dağıtmış ya. Timberwolves'tan bir de biz mesela Anthony Edwards alsak mı? Dehşet olur ya. Baksana Rudy Gobert'i verdikleri pakete bak. Gordon Hayward ve şey Kevon Looney bedavaya veriyorlar. Herb Jones'u 3 numaraya atarsın abi. Biz burada kaç tane 1. tur draft hakkı vermişiz. Sığmamış ekrana. Maşallah. Ben bu Anthony Edwards fırsatını bir kovalayayım. Peki Anthony Edwards şeye benziyor mu? Bak sellingler. Michael Jordan'a benziyor mu? Benziyor gibi desem bir an olur. Benzemiyor desem de bilmiyorum yani. Asla çok benziyor. Benzemiyor. Çok bir yorumum yok bu konuda. Asla benzetmediğim iki adam. Mesela biz de Jonas Valanciunas karşılığında Anthony Edwards alabilir miyiz? Madem herkesi bedavaya veriyorsunuz. 4 tane de 1. tur vereceğim. Neden olmasın derim. Yani Karl-Anthony Towns'un gittiği paketi gördük. Rudy Gobert'i gördük. Bir de Dyson Daniels verdim mi? Şimdi ne diyeceksin ki sen bana? Hadi sen de bana Nickel Alexander Walker ver. Hayır diyorlar. Haklılar gibi geldi. Ingram versek ama yaparlar gibi sanki. Ingram'ı verelim ya. Ingram'ı verelim. Kaç para istiyorsunuz bizden? 16 milyon vermen lazım. Gordon Hayward'ın bu iğrenç kontratını almak da istemiyor. Bunlar en kötü kontratları tutmuşlar ya. Takımın en iyisini Naz Reid. Mike Conley eksik burada yani. Mike Conley var. Tobias Harris var. En kötü kontratlardan biri. Gordon Hayward var. En kötü kontratlardan biri. Ama işte rebuilding'e gidiyorlar. Hepsinin bir senesi kalmış. Muhtemelen serbest oyuncu havuzuna bakacaklar. Bu takası draft hakkı vermeden yaparız gibi geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Anthony Edwards'ın oluyor. Biraz bekleteceğim. Biraz bekleteceğim seni. Oğlum hadi ama millete bedava bedava dağıtıyorsunuz ya. Ha Mike Conley olmasın abi. Gordon Hayward'ı versen bana. Yok diyor. Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Güzel denemeydi. Bence de güzel denemeydi. Fikir olarak güzeldi en azından. Ama gerçeğe ulaştıramadık bu fikri. Şimdi satılan takımların diğerlerine bakalım. Center'ına bir Jaren Jackson ister misin? Olabilir ya Jaren Jackson. Sever misin? Severiz ya. Fena değildir. Fena değil diyorsun. Ben sevmem ama bu senin rebuild'in. Tamamen senin ellerinde şampiyonluğa ulaşacak bir rebuild. Şampiyon olamazsan da ben sorumluluk kabul etmiyorum. 7 milyon daha diyor. Larry Nance'i verelim abi sana. Sen de bana Desmond Bane istemeyeyim de Santi Aldama'yı ver mesela. Jaren Jackson'ı şöyle bir pakete 2 draft hakkıyla falan alsak ne iyi olur ya. Jaren Jackson'ı bu arada kesin alırız da. Kesin. Çok da draft hakkı aldık. Evet. Tamam okey ya 3 tane draft hakkı da iyidir. Verdik. Bize başka türlü adam vermiyorlar. Artık uzun Jaren Jackson. Jaren Jackson, Zion. Yani Brandon Ingram'dan daha iyisini bulamazsak elde de tutabiliriz. Brandon Ingram'da kalabilir evet ya. Yani süper bir sezon geçirmese de bakalım yani pazarda daha iyisi yoksa yapacak bir şey yok. Şöyle baktığında DeMar DeRozan. Üçlük atamaz. Bakıyorum başka bakıyorum. Laurie Markkanen, Colin Sexton. Kalsın derim ya. Kalsın güzel. Ben de kal. Chris Paul. Hiç gerek yok. Şampiyonluk istiyorsan ilk adres Chris Paul. Hiç gerek yok. Çok değerli bir draft hakkı ama. Neyse. Michael Porter Jr. ve Christian Brown. O da kalsın. Ya. Şampiyonluk bence tecrübesi. Bence bu takım sanki iyi gayet. Sen yani. Memnunsun bu takıma. O zaman şimdi bench'te guardımız var. İki tane guardımız var. Dyson Daniels mı Alvarado mu? Alvarado kalsın ya. Tamam. Dyson Daniels'ı yollayalım. Hem de değerli. Santi Aldama ile birlikte ve birinci turla. Kenardan gelecek uzunum yok. Du yanlış hatırlamıyorsam. Bu Memphis ne yapıyor? Allen Johnson, Sadik Bey de var böyle iki tane rol oyuncusu. Burada Mark Williams var, Walker Kessler var uzunlar. Bunlara bak. Obi Toppin var, Jalen Duren var, Devin Vassell var, Jaden McDaniels var. Birini seç. Danny Avdia var. Ya şimdi Desmond Bane'i almak da iyi gibi geldi. Yanına Vince Williams Jr. da veriyorlar. 79 rating. Bana da çok mantıklı geldi biliyor musun? Ama Desmond Bane'i bench'ten mi getirirsin şeyden mi? İlk 5'te Herb Jones yerine mi? Desmond Bane artı Ingram tarzı bir takasla böyle bir tane daha mı? Ben hiç boş verip böyle Dallas gibi. Desmond Bane'i aldım. Sen diyorsun ki bu ikisini üst üste koy. Karl-Anthony Towns, Chris Middleton. Teklifler çok iç açıcı değil. Bak yine mesela Laurie Markkanen'e Sexton veriyor. Bunu az önce de veriyordu. Yani öyle eşik atlatacak bir adam. Tekrar Anthony Edwards'a sorabiliriz belki. Zor.
Zor diyorlar. Ama Anthony Edwards iyi olurdu. O istediği, sen bir süperstar da arıyorsun anladığım kadarıyla. Ya o ikisiyle beraber alsak güzel olurdu ama. O süperstar olabilirdi. Mesela bunu arttırabiliyor muyuz Jordan Hawkins'e? Ya Jordan Hawkins değerli bu arada. Muhtemelen seneye gelişecek eğer seneye kalırsak. Seneye kalmayız gibi geldi sanki ya. Sen bu sene hazır bu takımı oluşturmuşken girelim diyorsun. Aynen ya, bu takımla bir bence olur gibi. Ya seneye kalsa zaten o kadar yaşlı bir çekirdek yok aslında. Çekirdek bayağı genç. Ama kontrat durumlarını bilmiyoruz. Takım bu, Anthony Edwards, Desmond Bane. Ben olsam Desmond Bane'i kenardan getiririm. Herb Jones iyi savunmacıdır abi. Aynı dakikayı alsınlar ama ilk 5'te Herb Jones başlasın. Desmond Bane de kenardan sayı atsın. Evet. Brandon Ingram, Zion, Jaren Jackson. Yani biz Valanciunas yerine Jaren Jackson'ı getirdik. CJ McCollum yerine Trey Young'ı getirdik. Ve Dyson Daniels yerine Desmond Bane'i getirdik gibi bir şey oldu. Biz takım bayağı iyi yaptık lan bu arada. Şimdi bu takımın yedek uzunu yok. Yedek uzunu da Jordan Hawkins'le birlikte alabiliriz. Az önce Mark Williams'lar falan çıkıyordu ya. Yine çıkar mı acaba? Hadi be. Aiden McDaniels diyor. Bir tane uzun verin be. NBA'de peki New Orleans Pelicans dışında çok sevdiğin bir takım var mı? Ya da sevdiğin oyuncular? Ya oyuncu olarak Luka Doncic'i gerçekten beğeniyorum ya. Güzel bir oyuncu. Ulan bir diyecektim oyuncu. Ki sana o oyuncuyu alalım. Luka Doncic dedin ya. Ve hani işte Westbrook'u beğeniyorum falan desen onu alırdım da. Ya Westbrook'u da severiz de yani Westbrook'un ağa gitmiş vaha kalmış. Luka Doncic çok oldu ya. Vince Williams'a ihtiyacımız yok. Kenardan 3 numara getiriyoruz zaten. Vince Williams yerine 1. tur draft hakkı almaya okey misin? Okeyim ya. Zaten 3 numaram var kenarda. Bir draft hakkı alıp şurada şöyle bir draft hakkı alıp. Yani ver artık Mark Williams'ı ver bu hoca. Mark Williams neredesin oğlum? 1. tur. 1. tur. Ve Jordan Hawkins. Getirdim. Ellerine sağlık ya. Sana söz verdim. New Orleans şehrine bir söz verdim. Ve artık 10 kişilik rotasyonumuz hazır. Koçunuz kim bu arada? Willie Green. Willie Green'den memnun musun? Yani. Bu sene bu takımı şampiyon yapsın ya. Bu sene yapsın. Seneye artık bizden çıkar. Desmond Bey'ini inanılmaz bir atıcı olarak kenardan getireceğiz. Tamam, sezon sonuna gidiyoruz. Şampiyonluk bekliyor musun? Şampiyonluk bekliyorum ya. Peki sana bir soru. Takım maçlar yakın geçti. Yani. Atlayıp oynayayım mı, izleyelim mi? Bence atlayıp oyna ya. Bana güvenenlerdensin yani. Ben sonuna kadar güveniyorum sana. Abi şut barı açıcılardan değilsin. Aynen öyle. Süpersin. Ben kendim oynarken şut barı açık oynuyorum ama. Senin için bir şampiyonluk. O zaman bu reveal'da beni de aldın. Senin için bir şampiyonluk getiriyorum. Başarıda payım olur, başarısızlıkta kaçar giderim. Canın sağ olsun ya. 58, 57 galibiyetle bitirdin. Al sevdiğin gayet adam. Getiremedik. 34.5 sayı, 10.5 rebound, 9.5 asist. Victor Wembanyama falan filan bizden bir ödül yoktur diye düşünüyorum. Ödül olacak potansiyelde biri yok. Tom Thibodeau hoca 60 galibiyet almış, biz 57 mi aldık? Biz evet. Ligin ikincisi falanız o zaman. All NBA takımlarında bizden biri var mı? Anthony Edwards var. Oğlum Anthony Edwards'ın ortalamaya bak. Ne sayı mı? 35.6 sayı, Michael Jordan'a benziyor diyorlardı. Michael Jordan tarzı bir skor atmış. İnanılmaz. Alsaydık bambaşka bir şey konuşuyorduk şu an. Bir getiremedik onu ya. Burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Kimseyi sokamadık. Yılın savunma takımlarına en azından bir Jaren Jackson soksaydık. Onu da sokamadık. İyi bir takımız ama oyuncular ödül alamamış. Trey Young 22 sayı, 10.7 asist. Süper abi. Gayet iyi. Gayet iyi. Zion seninki. Bak üçlük atma dedin. %22'di galiba. %30'a çıkarmış. Üçlüğü geliştirmiş. Güzel. Jaren Jackson Jonas Valanciunas'tan daha iyi bir sezon mu? 2.5 blok ortalaması var. Daha az rebound alıyor. Senin bu takımın üçlük atamama hastalığı ama. %32 onu falan çok kötü ya. Biz oraya hiç düşünmemişiz ya. Brandon Ingram üçlük atacak adam. %50, %40. 17.5. Bu da takaslamadıktan ya. Sonra... 16 sayıydı falan, arttırmış istatistikleri. Şivanştay geri. Desmond Bane. Mesela bu adam nasıl yılın 6. adamı olamıyor? 17 sayı atıyor. İyi yüzdelerle. Ama gerçi sezonun ilk bölümünü 6. adam olarak geçirmediği için olabilir. Olabilir. Neydi bu Herb Jones? Tutkal oyuncu. Tutkal herif. Aynen öyle. %43'le üçlük. Üçlük şeyi kaç? Artı mı? Yani Herb Jones köşeden üçlük sokan, sonra bir sonraki üçlüğünü potanın üstüne atan bir adam değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Sen daha iyi bilirsin. Benden daha çok maç izliyorsun. Ama... New Orleans uzmanı olarak getirdik seni. Herb Jones yani... mesela bu sezonu, Herb Jones'a çok sallamış. %41 ile bitirmiş bu sezonu. Kariyer ortalaması %37 ama %41 ile atmış bu sezon. Özür dilerim Herb Jones. Özür dilerim. Maç başı 1.5 üçlük. Tabi az deniyor ama %41 gayet iyi. Playoff'larda %33 ile atmış. İşte istediğim Herb Jones
performansı. Mark Williams 12 sayı 8.4 rebound süpersin. Trey Murphy sen takaslamak için her şeyi yaptın olmadı. Tuttuk bu adamı. Jose Alvarado işte bir şeyler yapıyor. Naji Marshall'lar falan filan. Şimdi neredeyiz biz? Ulan Oklahoma'nın altında bitirmişiz. Bu 4 takımdan hangisini istersin rakip olarak? Bu 4 takımdan Minnesota'yı isterim ya. Minnesota kimse yok. Bir tek Anthony Edwards var. Anthony Edwards'ı da tutarız ya. Arp Jones tutar. Doğru, Minnesota bütün takımı dağıttı. Tobias Harris'ler falan filan var. Gordon Hayward'lar var. Minnesota'yı isteriz. Ama Anthony Edwards'a çok tutulacak gibi durmuyor. Ve 35.5 sayı ortalaması 80 maçta. Ya tutarız ya. Bir tek o sayı atıyor zaten. Hadi bakalım. Herb Jones'u ver tutsun diyorsun. İlk maçı kaybettiler, gelemediler. Phoenix Suns bizim rakibimiz oldu. Phoenix'te Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant. Tutar mıyız? İnşallah diyelim. İnşallah başka bir şey tutmayız diyeyim ben de. Şimdi bu takıma rotasyon kaç kişilik olsun? Ya rotasyonu bir 9'a indirsek iyi olur ya. Sen Naji Marshall'dan süreleri alalım. İyi oyuncularımız daha fazla oynasın. Şimdi bir de şuna gideceğim. Tam yapalım ya. İlk seneden şampiyon oluyoruz. Her şeyi tam yapalım. Bence Devin Booker'ı Herb Jones savunsun. Yani Trey Young'ı... Oğlum nasıl yapacağız ya? Ben takımı kurdum. Burası seninle artık. Coaching sende. Trey Young'ı... Grayson'u da saklayalım. Bizim 3 numaramız kim? Brandon Ingram. Brandon Ingram. Bunu tutar... Bradley Beal'ı. Tamam, gerisi aynı. Zion Kevin Durant'ı tutsun. Yusuf Nurkiç'i de Jaren Jackson tutsun. Ama en azından Trey Young'ı saklamış olalım. İlk maça gidiyoruz. Bir seri tahmini alayım. Kaç kaç biter, kim kazanır? Bir 4-2 alırız gibi geldi ya. 4-2, 4-1. Sen bu takımı çok küçümsedin derim. 4-0 New Orleans Pelicans galibiyeti bekliyorum. Ya bir tane maç tane. 20 sayı fark. Falan. Ya bir maçtan Durant belki çıldırır falan. Ona verdim. Trey Young 28-10 yapmış. Zion Williamson'dan 10 asist. Gayet iyi. Jaren Jackson 28 sayı. Büyük üçlü çalışıyor. Brandon Ingram %50 atmış. Üçlüyü saymazsan. Desmond Bane kenardan katkısını vermiş. Herb Jones'tan 11 sayı, enteresan. Mark Williams double double. Takım akıyor. Bu takım şampiyonluk takımı. Ben biraz basketbol biliyorsam 4-0 biter. Ama ben konuştuğum için bitmeye de bilir şimdi. Öyle seçenekler de var. 2-0 geldi gibi. Evimizde maç vermedik en azından. Trey Young 18 asist yapmış playoffların ikinci maçında. Eline sağlık. Trey Young hamlesi getirdi diyebiliriz. Peki bana sürekli diyordun ki New Orleans Pelicans rebuild yap, New Orleans Pelicans rebuild yap. Böyle yorumlarını görüyorduk. Doğru mu? Doğrudur. Bu rebuild'ı seninle yapacağımızı düşünüyor muydun? Hiç düşünmüyordum. Zaten son saniyeye abone oldum. Ama bak şimdi senle rebuild yapıyoruz ve şampiyon olamıyoruz. Al Durant'ın çıldırdığı maç. Evet dedim. 38 dedim. Sayı. Ağzımla çağırdım. 38 sayı. Ve buradan da mesela kendi evlerinde ikinci maçı da verirsen onlara, 2-2 olursa seri, şampiyonluk gidiyor ilk benden duy. Ver bu arada chat'e bir göz atarsan oba koydular işte bu hadi çocuklar falan, yani biraz hate var üzerimizde. Ya onlar konuşur biz yaparız ya. Aynen öyle. Herkes konuşur. Milletin ağzı torba değil ki büzelim. Devin Booker çıldırmış bu maçta. Sabah 42 atmış. İsterse 140 atsın. 15 asist. Bu herif sürekli böyle asist mi yapacak? 13 asist ortalama. İşte onu bu yüzden getirdik zaten. Evet asist ama sen ya, takımı organize etsin diye. Üçlük yüzdesine sakın bakma. Sen bu takımı kafanda planladın. Dedin ki biraz daha böyle playmaker bir guard falan filan. Önce Tyrese Haliburton tarzı dedin. Tyrese Haliburton'u getiremedik ki Tyrese Haliburton play'inde ilk maçta elendi mesela. Ne yapmış ilk maçta? Tyrese Haliburton 12 sayı 11 asist. Bize gelse şampiyon olurdu. Yani. Gentleman süpürgemizi alalım. Yalnız bir üst tura çıkan rakibi gördün mü? Görmedim. Hiç bakmadım. Denver Nuggets haber. Olsun. Nikola Jokic'e karşı şansımızı nasıl görüyorsun? Ya 2K'de yani 2K simülasyonunda Jokic o kadar da iyi değil gibi geldi ya. Oklan yine ağzını açtın. Diyecektim, elenmemiş ya. Yine ağzını açtın. Jamal Murray, KCP, Michael Porter aynı kadro. Bir değişim yok. Biz buradan Michael Porter'ı sundular bize. Jamal Murray'i sundular. Ama sen Jamal Murray yerine Trey Young'ı tercih ettin. Bakalım tercih doğru muydu değil miydi? Asıl burada göreceğiz. Hadi Jokic sesleri var chatte. Ama Eşrefinho diyor ki siz konuşmaya devam, biz çakmaya devam. 139-123. Trey Young. Doğru tercih galiba. 37 sayı 18 asistle herkesin yapacağı bir iş değil yani ya. 10'da 10 faal. 19'da 12 sahiçi. Zion Williamson'a ne diyorsun? 30 sayısını kaymış. Playoff performer deriz. Jamal Murray 32 atmış. Bak bu da iyi oynamış aslında. Jamal Murray de yani Trey Young'a cevap vermeye çalışmış ama olmamış. 135-129. 2-0. Evimizi kale haline getirdik. Evimizde maç kaybetmiyoruz. 25-12 Trey Young. Zion'dan 26 sayı. 31 sayı Jamal Murray. 29-12 9'luk bir Jokic. Ama biz tabii ki daha iyi, daha geniş bir takımız. Denver'da rakım yüksek olduğu için 30 sayı fark edik. Boğulduk ya. Simülasyonlarda kötü Nikola Jokic 35-19 yaptı. Brandon Ingram 26 sayı. Bizim Trey Young 9 sayıda kalmış 15'te 4'le. Canı sağ olsun. Alışma süreci ya. Rakım yüksek. Evet, evet. Diğer maça çok ya.
Şimdi alıştık. Orada bir iki idman. Bu maçı alalım yine centilmen süpürgesiyle. Bu arada maçlar yakın geçse atlayacağım ama şu ana kadar pek yakın maç izlemedik derken bu maç biraz yakın gibi. İlk çeyrek skoru 9-43 mü? 3-38, 131-131. Hadi bakalım. Sağdayım. Bu maç bizim için çok önemli biliyorsun. İlker Reis, sendeyiz. Bu maçı alırsak 3-1 oluyor. Bu maçı alamazsak 2-2 oluyor. Çok büyük fark var. 3-1 ile kendi evine dönersen seri bitmiş sayılır. Bunun için en doğru adamın kanalındasın. Böyle maçları kapatmayı çok severim. Winner'ımdır. Herb Jones bu arada yürüyerek geçildi. Ben güveniyorum sana ya. Çözersen sen çözersin. Trae Young. Zion, Trae Young, Aliyupu. Ne diyorsun bu işe? Bunun için birleştirmedik mi bu ikiliyi? Aynen öyle. 135-133. Nikola Jokic'i indirirse arkasında yılın savunmacısı olan Jaren Jackson var. Ki yılın savunmacısı Rudy Gobert'e de neler yaptığını gördük ama. Bu arada atıyorlar, kaçırıyorlar. Nikola Jokic hepsini alıyor ya. Beyler bir rebound ya. Mesela Desmond Bane'i perdelerden çıkardığımız bir set. Desmond Bane perdeye takılmadı. Desmond Bane'i de iyi atarım aslında. Desmond Bane perdeye yine takamadı. Çembere gidiyor. Köşede bir Herb Jones var. Oo, olmadı. Olmadı. Trae Young. Trae Young git çembere. Trae Young git çembere. Gözyaşı damlasını bıraktı. Trae Young öne geçirdi takımını. 2 dakika kala. Jamal Murray'i Trae Young'la savunamıyoruz ama şu ana kadar. Ya gerçi sayıyamıyoruz ama bir şekilde hücum reboundu veriyoruz. Bir şekilde boşluğu buluyorlar. Jamal Murray pasını indirdi. Jaren Jackson bloklayamadı. Nikola Jokic'e sallamayacaktın ama ya. Sana yazar. Bu Nikola Jokic performansı tamamen sana yazar. Ya Jokic'e sallamadım ben. 2K değil değil dedim. Desmond Bane'den bir tane üçlük gelsin mi artık ya? Oh be. Gelsin. Desmond Bane farkı 3'e çıkardı. Yine bu ikili oyundan sayı yersek bu arada Jamal Murray'nin karşısına Herb Jones'u çıkaracağım. Nikola Jokic çocuk gibi oynuyor bizde. Çocuk gibi oynuyor bizde, kötü oldu. Trae Young çembere gidiyor. Trae Young spinini attı. Trae Young köşede Zion Williamson var. Fake'ini gösterdi. Zion Williamson çembere gitti. Aaron Gordon'un üzerinden kaçırdı. Bir tane satarım böyle. Yine Nikola Jokic'e mi gidecek? Trae Young için de Nikola Jokic'e gittiler. Jaren Jackson bir tane durdur artık şu adamı. Jaren Jackson blokladı. Jaren Jackson blokladı Herb Jones. Açık sahada gidiyor. Sakinleşelim. Desmond Bane çembere kadar git. Köşede Trae Young boş. Köşede Trae Young boş. Trae Young orta mesafesi. Trae Young. Hadi be, hadi be, sok bunu. Jamal Murray Jaren Jackson üzerine gidiyor bu sefer. Jamal Murray orta mesafede durdu. Fake'ini attı. İsabetsiz. Burada sayı bulursak artık maç bitiyor diyebiliriz. Maç bitiyor diyebiliriz ve orada bir ters eşleşme yakaladım. Desmond Bane indir aşağı. KCP'yi yer Zion. Zion vur. Zion vur. Boşuna almadın o kiloları. Zion Williamson. Smaç'la bitiriyor fark 3. Biz bu takıma inandık. Seneye peki bu takımı kursa New Orleans Pelicans gerçekten şampiyon olabilir mi? Olur herhalde ya. Bununla da olamıyorsa artık. Tabi Zion Williamson'ın sağlığı falan da çok önemli. Bir de kişisel hayatı da önemli biraz. Zion Williamson bence sahaya çıkabildiğinde çok iyi oyuncu ama sahaya çıkamıyor. Kariyeri boyunca böyle istikrarlı bir şekilde sahada kalamıyor. Nikola Jokic, Jaren Jackson. Üçlük yeme abi. Üçlük yeme. Aman. 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 Kaldır elleri. Nikola Jokic ikilik atıyorsan at. İkilik atıyorsan at. İzin vermeyeceğim ama. İzin yok, izin yok. Eline sağlık. Sen bana inanırsın da ben sana bir şampiyonluk yapmaz mıyım ya? Kaldır elleri, kaldır elleri. Üçlük yok, üçlük yok. Üçlük yok. KCP üçlüğe gitti. El üzeri, çok el üzeri. Oo! Yok artık ya. Ama yani o kadar dedim ki ben sana şampiyonluk yapıyorum şöyle böyle. Of. Yakışmadı. Aslında tam da yakışıyor. Bizim kanala çok yakışan bir şey oldu ama. Trae Young çembere gidiyor. Trae Young orta mesafesi. Trae Young. Uzattık. Uzatmaya gittik. KCP'nin bu şutu. Çok tatlı kaçırdı ya. Bizi susturdu ya. Ama 5 dakika var. 0-0 5 dakika. Bu 5 dakikaları oynayabilecek bir kadromuz var. Haydi beyler. Güzel öndeyiz. 3 sayı yaptık farkı. Bir sayı daha atsak. Oo, berabere 2 dakika. Bu sefer 3 sayı önde olursam faul yapacağım son topu abi. 2 atsın. Biraz Euroleague golü. Nikola Jokic'e yine indirdiler. Bu ikili oyundan çok yiyoruz. Onlar sürekli bu ikili oyunu kullanıyorsa bizim de şunu kullanmamız lazım aslında. Trae Young çembere gitti. Herb Jones ekstra. Desmond Bane. Ah, iyi rotasyon. İyi rotasyon. Desmond Bane perdeye taktı. Desmond Bane üçlüğünü yolladı. Desmond Bane üçlüğünü yolladı. Çok kritik yerde. Bir sayı öne geçirdi. Brandon Ingram 6 faul mi oldu ya? Alo, bu kamera açısı ne? Gerçi Desmond Bane'le niye yakın çekiyorsun ya? Kaçırdılar. Alo. Ya üstümüz oynayan bir boyun var ya. Gerçekten. Böyle de oynarım ki. Bu kadar yaklaşırsan oynayamam ama. Bu kadar yaklaşırsan oynayamam. Oynarım lan. Hop Desmond Bane. Fake'ini gösterdi. Faul yap, faul yap, faul yap. Dur dur bir şey yap.
Tamam, faul yap. Bu arada Trae Young 40 sayı 15 asist yapmış. İndir aşağı. Nikola Jokic'i blokladık daha önce. 2 kere hem de. Bu da 3 olsun. Hadi bakayım. Bu da 3 olsun. Trae Young. Trae Young koy şunu bitir başı. Trae Young üçlü. İçinden çıktı be. Tamam. Rebound'u almak iyi oldu ama. Zion Michael Porter eşleşmesini oynayabilir miyiz acaba ya? Michael Porter zıpladı. Michael Porter zıpladı. Zion çembere gitti. %60 ile atmıştı sezon içinde. Burada 2'de 2 lazım. Yok hiç atıldı. Atıldı mı? Altıladı mı? Çok iyi. Süper. Süper haber. Hop 2'de 2 geldi Zion Williamson'dan. Fark 3. Daha önce de burada bulunduk. Bu arada Jaren Jackson bir playoff maçında en fazla blok yapan oyuncu olmuş bu franchise'da. Ama New Orleans Pelicans'ta da çok fazla böyle iyi isim oynamadı. Anthony Davis'ten tabii daha fazlasını beklerdik. 4 blok az olmuş bir playoff maçında. Adam playoff görmedi ki adam akıllı. Aaron Gordon, Zion Williamson. İyi bir savunma bekliyorum senden. Güzel, güzel, güzel. Bu sefer geliyor. Büyük konuşmayı hiç sevmem ama bu sefer geliyor. Trae Young. Trae Young perdeyi aldı. Trae Young orta mesafe dedi. Fake'ini attı. Pasını verdi. Herb Jones'u üçlü önü yolladı. İsabetli. Bitirdi maçı. Üçlüğüne salladığım Herb Jones maçı bitiriyor. Pişecektik. Çok güzel oldu ya. Ya buradan da herhalde bir hücumda iki üçlük yemeyiz diye düşünüyorum. Faul yapalım garanti olsun diye yorumladım. Tamam, senin rebuild'ın abi. Faulümü yaparım. Biraz erken yaptım. Daha çok ama gerçi molaları yok. Tam sağ top getirecekler falan filan. Bu maçı bir şekilde kazanırız. Burada 3-1 döndükten sonra muhtemelen Batı Konferans finalini oynayacağız. Ne sıçar mıyız böyle ya? Ooo KCP. Tamam tamam, bir kere olur o. Bir kere olur. Papaz her gün pilav yemez. Yaz bunu, güzel laf bu. Zion Williamson'dan da 2'de 1 gelsin. Belli öyle bir şey gelecek yani. Ya da 0 gelse bile 5 sayı var zaten. Molaları yok. 8 saniye, 7 saniye. Üçlüye faul yapmadığımız sürece at abi. At abi, hiç sıkıntı yok. 2.7 saniye. Muhtemelen sadece küfür ediyorlar. Ooo. Ben kötü attım. Bunu kötü attım. Bunu kötü attım ama ikinciyi sokacağım. Tamam, odaklandım ikinciye. Tam sahada bir şey yemeyelim ya. O kadar da olmaz. Son sahadan da yersek artık. O kadar da olmaz. Şunu da yeme. Hah. Bravo Jamal Murray. Bravo Jamal Murray. Bu maçta neler olmuş? Nikola Jokic 37 sayılık triple double yapmış ama 6 faulle atılması bizim için iyi oldu. Bizde Trae Young 42 sayı 16 asist, Zion Williamson 34 sayı 7 rebound 9 asist. Jaren Jackson da çok iyi oynamış. Brandon Ingram, galiba Brandon Ingram'ın New Orleans'ın en iyi 5. oyuncusu falan olması lazım gerçekten de. Ama bu playofflarda 1. oyuncusuydu. O yüzden de 4-0 oldu. Haydi kendi evimizde süper başladığımız bir ilk çeyrek. İkinci çeyrekte çok iyi devam edemedik. Kapat abi, seriyi kapat. Bir üst turdayız. Rakibimiz Oklahoma mı Dallas mı? Ya Oklahoma çok sıkıntı ya. Oklahoma 4-1 geldi. Biz de 4-1-4-1 geliyoruz. İkidir centilmen süpürgesi yapıyoruz. Oklahoma da aynı şekilde. Oklahoma'nın kadrosunda bir değişiklik yok. Oo var var. Rudy Gobert'i almışlar. Ve yani yeterince iyi bir takım değilmiş gibi. Rudy Gobert'i alırken sadece Gordon Hayward verdiler. Koç game plan'a geliyoruz tabii ki. Taktik vakti biraz da. Jalen Alexander'a en iyi savunmacımız olan Herb Jones'u veriyoruz. Josh Giddey'i de saklayabiliriz Trae Young'a. Orada geride kim kim savunuyorsa savunsun. Çok önemli değil gerisi. Şimdi bakalım Herb Jones SGA'yı durdurabilecek mi? Evlattır senin için. Durdurur diye düşünüyorum. Umarım durdurur ya. Yalnız bütün maçı önde götürüp. Tamam, öne geçtik. Gerideyiz, öndeyiz. Güzel. Gerideyiz, öndeyiz. 1.30 fark 1. İlk maçtan gücümüzü gösterelim. Aa, çizgideler. Fark 1 değil ya. Sakin. Oo, yapma, yapma. Lu Dort da çok iyi savunmacıdır ve orada gayet iyi kaldı karşısında. Josh Kidd'den üçlük mü yiyeceğiz bir de? Yapma ya. Haydi. Hiçbir şey öğretemiyoruz. Hiçbir şey öğretemiyoruz. Süre bitti. Süre bitti. Brandon Ingram pasını indirdi. Jaren Jackson smaçla bitirdi. Fark 4. Herb Jones. Shai Alexander. Durduramadı gibi. Ona durduramadı. Durdurmuş gibi yaptı. Bu arada bizim Trae Young'ımız faulle oyun dışı mı kaldı? Zion Williamson üçlükte boş kaldı. Zion Williamson. Üçlük atma dediğin adam. Kaldırdı koydu üçlü. Herb Jones, Shai Alexander. Bu sefer savun be. Bu sefer savun be. Güzel güzel, harika savunma. Rebound'u alalım ama rebound kritik. Hayır hayır, faul yapma lan. 12 saniye vardı. Niye faul yaptın? Otomatik faul işi yüzünden sıkıntıya girdik bir tık. Desmond Bane üçlüğünü yolladı. Desmond Bane. Ooo. Gerçekten geç gelen bir üçlük oldu. Şimdi Josh Giddey alırsa burada. Josh Giddey'e faulle. Josh Giddey hemen faul. Bir tane kaçırsa, bir üçlük atsak falan. Hadi be. Hadi be Josh Giddey. Bir tane be. Bize bir tane kaçır Josh Giddey'e. Geliyor, geliyor, geliyor. Eller titriyor şu an. Josh Giddey. Son molamızı kullanıyoruz. Herb Jones perdelerden çıktı. Üçlüğünü yolladı. Herb Jones kaçırdı. Ve ilk maçı kaybediyoruz. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Burada bir maç çalıp evimizde 2'de 2 yaparsak zaten. Gobert'i almışlar. Sanki çok güçsüz vermiş gibi. Genelde Ojan Nobi alırlardı. Bu sefer Gobert'i almışlar. Maçta olmazsa bir rotasyonu 8'e indirmeli bir şey yapabiliriz. Fark 5.
Fark 8. Deplasmanda maç çaldık. İstediğini yaptılar. Trey Young 34 sayı 13 asist. Bu arada az önce oyunu atladığımızda Trae Young'ın olmaması da sıkıntı yaratmış olabilir. Ya yani point guard'ı olmayan takımla zor. Brandon Ingram 25, Zion 29. Süper. Evimizdeki iki maçı da kazanalım. 3-1. 4-1. Bunları da aynı tarifeye uygulamak lazım ya. 4-1, 4-1, 4-1. Çok centilmen bir takım olduğumuz için bir tane maç veriyoruz. Trae Young ama böyle oynadığı sürece ya inanılmaz. 41 sayı 16 asist ve biz bu istatistiği Trae Young'dan sürekli görüyoruz. Böyle oynadığı sürece bu rebuild'de şampiyon olmama ihtimalimiz yok. Ligin en iyi oyuncusu gibi oynuyor. Demek ki Trae Young'ın böyle bir takıma gelmesi lazım. Trae Young, New Orleans Pelicans'a bekliyoruz seni abi. Kapımız açık sana. Süper, süper. 3-1. Evimizdeki iki maçı da alıyoruz gibi. Aldık. Trae Young 41 sayı 14 asist. Az önce de görmedik mi bunu? Her maç aynı şeyi yapıyor adam. McCallum verip Trae Young kalmak da yani inanılmaz iyi bir hamle olmuş. Geri zekalılar. Atlanta neredesin? 8. sıradan playoff'a girmişler. CJ McCollum ne yapmış? Playoff'larda 22 sayı atmış. Bak o da fena değil ama. Yani CJ McCollum standartlarında fena değil. 22 sayı 6 asistlik bir oyuncu almışlar onlar. Biz ise 27.5 sayı 13.5 asistlik bir oyuncu aldık. Süper. 4-1 olsun bizim olsun. İlk seneden yapacaksın. İlk seneden olacağız gibi ya. Tamam bir maç verirsin deplasmanda ama kendi evine geri dönüyorsun. Biz de daha maç kaybetmedik zaten. 39 sayı. Kendi evimizde bu videoda daha kaybetmedik değil mi? Yok. Süper, süper. İlki geliyor, hazır ol. İlki geliyor ve... Çocuklar 3-1'den de vermeyin ya. 3-1'den bir veriş gibi. Hemen 8 kişi yendirelim rotasyona. Budur, en iyi oyuncularımız çok süre alıyor. Son maç, duygularını, fikirlerini alalım. Kazanırsan finaldesin, 3-1'den geri geldiler. Şimdi kazanırsak karşı Cleveland gelme ihtimali de var. Tam bakmadım oraya ama Cleveland gelirse orası da sıkıntı ama öncelik burası. Umarım yeneriz ya. Yeneceğimizi düşünüyorum, gayet iyi bir kadromuz var. Haydi bakalım, ilk çeyreği. New Orleans Pelicans 38-26 kazanıyor. Ama ikinci çeyrekte Oklahoma City kendi evinde bir geri dönüşe imza atacak mı? 35-25 ile tamamladı ikinci çeyreği. İlk yarı 63-61 bitti. Yakın bir maç geliyor gibi. Yakın ya. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf New Orleans oldu ama çeyreğin devamında Oklahoma City üstünlüğü aldı. New Orleans 4 sayı önde. Berabere. Bu maç bana bakacak gibi duruyor. 3-30 atlayalım berabere ya. Berabe ben inanıyorum. Ben sana bir şampiyonluk getiriyorum. Ben de sana o şampiyonluğu getirmek istiyorum. O kanala getireceğim bu şampiyonluğu. Haydi haydi. Haydi Brandon Ingram perdeyi aldı. Brandon Ingram pasını indirdi. Ters eşleşme. Ters eşleşme. Saldır. Saldır. Vur smacınıza ayağım. Shai Gilgeous-Alexander orta mesafede Desmond Bane'i aldı arkasına. Bekliyor. Herb Jones sağda değil şu an. Desmond Bane'e güveneceğiz burada. Desmond Bane yapamadı. Yapamadı Desmond Bane. Trae Young çembere gidiyor. Trae Young gözyaşı damlası. Niye? Niye? Sebep? Eyvah. Josh Giddey geliyor. Eyvah. Herb Jones iyi savunma. Basket faul. Basket faul Josh Giddey'den. Satışı var gibi geldi ya. Sakin. 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 Bende kal. Bende kal. Durdurulamaz ikili oyun. Zahim bana smaç vur. Zahim bana smaç vur yoksa olmayacak. Josh Giddey Trae Young'ın üstüne gidiyor. Güzel güzel el gösterdik. Olmaması lazım. Olmaması lazım. Brandon Ingram kritik bir rebound aldı. Trae Young çembere kadar gidebilir misin? Köşede Herb Jones var. Sakin. Trae Young çembere uzandı. Trae Young turnikesi isabetli bu sefer satmıyor. Bir sayı öne geçirdi takımın ama şimdi Shai Gilgeous-Alexander'ı nasıl durduracağız? Herb Jones'un varsa herkesi durdurursun. Kelepçe vakti Herb Jones'tan. Trae Young sakin oğlum sakin. Şimdi perdelerden birini çıkaracağız. Herb Jones'u çıkarıyoruz. Herb Jones çok yorgun çıktın lan. Bu kadar yorulacaksan çıkma. Trae Young pasını verdi. Brandon Ingram en iyi olduğu yerde orta mesafede. Brandon Ingram kaçırmıyor. Haydi söz verdik adama. Herb Jones tak kelepçeyi hadi. Shai Gilgeous-Alexander'da top. Çembere atak ediyor. Herb Jones harika kaldı arkasında. Jaren Jackson'ı zıplattılar. Üçlük yeme. Üçlük çok kritik burada. Arkasında kaldı. Hayır, hayır. Josh Giddey'den el üstü üçlük. Hayır, hayır. Josh Giddey'den el üstü üçlük yedik. Pasını indir. Yine Brandon Ingram'ı gördük. Brandon Ingram bu sefer smaçladı. Ya bu Josh Giddey neymiş ya? Beğendi ona verdik ya. Shai Gilgeous-Alexander pasını verdi. Abi ters eşleşme var orada. Eyvah. Üçlük yok, üçlük yok. Üçlük yok. Wiggins çembere gidiyor. Wiggins çembere gidiyor. Jaren Jackson yok. Olmaz benim evimde olmaz diyor ama onun evi değil. Boş boş konuşuyor. Brandon Ingram çembere gitti. Boş turnike kaçırdı. Aaa. Tamam. İki atış. Benim hatam. Sorumlu alıyorum ama süreyi iyi kullanırsam 2'ye 1 yapabiliriz burada. Topu Brandon Ingram'a vereceğim. Brandon Ingram son hücumları çok iyi oynadı şu ana kadar. Son hücum da bize kalsın. Brandon Ingram çembere gidiyor. Brandon Ingram çembere gitti. Faul aldı. Basket faul olmadı. Hadi 1-2. Brandon Ingram. Buralarda eli titreyecek mi? Hayır. İlki isabetli. Buz gibi. Hadi 2-2 oğlum. Haydi 2-2 oğlum. Brandon Ingram 2-2 attı. Şimdi burada üçlük yememek en önemlisi. İkilik yesek bile son top bizde ama
üçlük yememek lazım. Ama biliyorsun ki üçlük de yeriz böyle anlarda. Üçlük yiyecekmişiz gibi ama hayırlısı. Yani Josh Giddey'nin o üçlüğü beni çok bozdu ya. Shai-Gilles Alexander direkt atak etti bu arada. Shai-Gilles Alexander harika savunma Herb Jones'tan. Herb Jones yine taktı kelepçeyi. Trey Young i̇şte gidiyor. Trey Young bir gözyaşı damlası. Keyfine bu sefer. Sattı diyenlere bir gözyaşı damlası. Bu gözyaşı Oklahoma'nın gözyaşı. Hadi. Ulum kalın maçlarında ölmeyen bir İlker Sırt. Özlemişiz be. Çembere gidiyor Shai-Gilles Alexander. Çembere gitti. Faul alamadı ama basketi attı. Shai-Gilles Alexander savunmak biraz zor. Trey Young 2'de 2. Daha önce faul kaçırdığını gördük ama burada Ice Trey demiyorlar sana boşuna. Bu arada Chet Holmgren de faul at oldu. 2. 2. Ice Trey burada. 13.6. Fark 4. Molaları kalmadı. Biraz vakit harcatabilirsek çok iyi olacak. Böyle topu çıkarırken falan. Jalen Williams'a verdiler. Güzel. Vakit harca abi. Jalen Williams'a verdi Jalen Williams'ta. Kaçırdılar. Zion'a faul geldi. Zion sen de koy oğlum. Bu takımın yıldızı olarak. Tamam kaçırsan da olur gerçi. Sorun yok. Molaları da yok zaten. İki topucum. Finaldeyiz. Şimdi Cleveland mı acaba? Cleveland'ın rakibi kimdi bakmadım ben de ama acaba kimle finaldeyiz? Wiggins'e zıpladık. Bir de blok. Bir blok daha. Jaren Jackson yolla orta sahadan. Finaldeyiz. Trey Young. Trey Young'un eline çok yakıştı. What? Geldi Cleveland Cavaliers. 7. maçta New York Knicks'i yendiler. Ve bu 7. maçta Darius Garland önderliğinde mi desek? Herkes sayı atmış gerçi. Karşı takım aynı. Bildiğimiz Cleveland Cavaliers. Steven Adams'ı almışlar sadece. Ne diyorsun? Şampiyonluk gelir mi ya? Şampiyonluk yakın. Yani bu kadar ikonik an yaşadıktan sonra neden bir de şampiyonlukla taşlanmasın ki? İlk maç deplasmandayız bu arada. Ev sahibi avantajı onlarda. İlk maçı çalamadık. Darius Garland 37 sayı attı. Trey Young 23-11 yaptı. Burada bizim hep şeyimiz şudur. Mottomuz. İkinci maçta deplasmanda çalmamız lazım. Kendi evimize 1-1 dönmemiz lazım. Oklahoma'ya karşı bunu yaptık. Zaten kendi evimizde kaybetmeyen bir takımız çoğunlukla. Burada bu maçı çalabilecek miyiz? Sayı yeme. Sayı yeme. Güzel. Fark hala 4 oldu. Bunu da izleyeceğim. Bunu da atlayacağım, izleyeceğim, oynamayacağım. Bir de takımı uzaktan görelim. 2 sayı öndeyiz. 25 saniye var. Buradan da vermezler diye güvendim çocuklara. Sahaya atlamadım. Bir de buradan maçı veren ben olmak istemedim. Şunu açık konuşalım biraz da. Biraz da gerçekler. Ooo yapma. Kritik yerde kaçırmayın Ingram ya. Brandon Ingram 2'de 2 atsa maçı bitirecekti. Ama 2'de 1 attı. Ve açık bir kapı bıraktı. Donovan Mitchell 14 saniye kala. Üçlük yemeyin. Üçlük yemeyin. Gitsin. Tuttu topu. Tuttu topu. Aldırma Mobley'e. Mobley'e zıpladık. Evan Mobley el üzeri üçlüğünü yolladı. Deplasmanda bir tane maç çalıyoruz artık. Ingram maçı mühürledi artık. Bitti. Hayırlı olsun. Deplasmanda maç çaldık. Şimdi evimizde iki tane üst üste alırsak ne oluyor? 3-1 oluyor. Biz de bu kanalda 3-1'den seriyi vermeyiz. Vermememizle biliniriz. İlk çeyrek önde bitirdik. İkinci çeyrek yine öndeyiz. Üçüncü çeyrekte büyük bir fark yedik. Döndük. Sıkıntı yok. Döndük. Dönmedik gibi duruyor. Bana dönmedik gibi geldi. 2-1 gerideyiz. Trey Young ne oldu? 45 sayı 16 asistlerin nerede? 2-1'den çeviririz inşallah. Onlar da bir tane çaldı. Biz de bir tane çaldık. Eşitlendik. İlk çeyrekten zaten 41 attık ya. Buradan da artık. 41 attın da fark sadece 7. Son çeyreği iyi oynaman lazım. Galiba girip bu maçı almamız lazım. Çok kritik bir yerdeyiz. Kendi evimizde bunu da verirsek seri 3-1 olacak. Fark 1. Bir sayı gerideyiz. Darius Garland Trey Young eşleşmesi. Korktuğum bir eşleşme. Ya mesela Naji Marshall niye sağda abi? Zıpladık. İsabetle. Naji Marshall'la niye oynuyoruz? Biz Naji Marshall'ı rotasyon dışı bırakmadık mı? Gideceğim bire. Trey Young. Şu yakın eliyle uzandı. Enteresan bir turnike attı. Şimdi bir bakalım ilk 5'imizde ne olmuş? Brandon Ingram 31 sayısı var ama 6 faul. Jaren Jackson 6 faul. Beyler yani 13'te 2 ile oynamış bir de Jaren Jackson. Zaten patır patır bırakmış ya. Trey Murphy sağda mesela Brandon Ingram'ın yokluğunda. Donovan Mitchell çembere gitti, zıplattı bizi ve isabetli. Aslında niye Trey Murphy sağda abi? Herb Jones'u at buraya. Tamam. Şimdi Desmond Bane şu ana kadar bizi hiç üzmedin. Şu perdelerden iyi bir şekilde çıkıp şurada üçlüyü koyarsan eşitliği sağlarız. Desmond Bane. Eline sağlık. Donovan Mitchell savunmasında şimdi Desmond Bane'i daha önemli bir yer bekliyor. Donovan Mitchell yine zıplattı Desmond Bane'i. Yok geçit yok. Trey Young birebir. Çembere gitti. Darius Garland bir blokta orada oldu. Olur. Birebir de Darius Garland'ı yerim gibi düşündüm ama. Bana da öyle gelmişti ama. Mark Williams iyi perde be. Desmond Bane çembere gidiyor. Desmond Bane bir tane de smaç göster bize ya. Eline sağlık. Donovan Mitchell. Şimdi Darius Garland'ı perdelerden çıkarıyorlar. Boş da çıktı gibi ama neyse. Donovan Mitchell'dan yeme. Orta mesafesinde zıpladım. El üzeri. Yok. Güzel. Boşalt burayı. Donovan Mitchell sırtını alıp götürür Zion. Zion gideceğim bere. Sok potaya Donovan Mitchell'ı.
4 sayı fark. Donovan Mitchell çembere gitti. Desmond yine zıpladı. Desmond her fake'i yeme konusunda ısrarcı. Yok 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 izin yok. Topu yere vuramıyorlar. Topu yere vuramıyorlar. Dağıldılar. Donovan Mitchell. Ne yapacağını bilmiyor. Desmond Bane boş. Desmond at bunu, bitir maçı. Basket faul be. Basket faul. Neyse. Olsun olsun, bu da işimiz gibi. Üçlüye faul. Desmond burada faul kaçırmayacaktır. Bundan sonrakilere. Diğer ikisini kaçırmayacaktır. Şu bir. Şu da iki olsun bakalım. Evet. Güzel. Fark 6. Bir sayı geride aldık. İşte bana inanan adam olunca benim de ayrı bir oynayasım geliyor. Donovan Mitchell yine kaçırdı. Yine kaçırdı. Donovan Mitchell sahaya patır patır bırakmaya başladı. Trey Young. Alttan geçersen Trey Young'un perdesinden şutu yersin bu arada. Haberin olsun. Fark 8. Artık sim to end yapabiliriz ya. Artık oynamam gereken bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Buradan da herhalde bakalım. Vermeyiz ya. 137-130 ama takım yapar yapar. Bu takım yapar. Bu takım şampiyonluğu alacak. 2 tane çok kritik rol oyuncumuz. Yani Brandon Ingram ve Jaren Jackson. İlk 5 oyuncularımız 6 faul yapmasına rağmen bu maçı kazandık. Şimdi tekrar deplasmana gidiyoruz. Deplasmanda daha önce çaldık. Yine niye çalamayalım derim. Yani ilk yarı berabere bitti. 2 çeyrekte berabere bitti. Maç çok yakın. Son çeyrekte bir maçla mı bana bakıyor yoksa? Oo, üçlük yedik. 1-20. Senin en kritik maçında. Evet, ne deriz? 2-2 serilerde. 5. maç. Maç 5. maç. Evet. Çok şey değiştirir. 3-2 ise artık neredeyse bitmiş sayılır seri. Desmond Bane sağda mı? Desmond Bane sağda. O zaman ne oynayacağımızı biliyorsun. Desmond Bane sağdaysa burada perdelerden çıkar. İşte bir şey olmaz. Oo, top kaybı mı oldu? Oo. Yok yok, bizde. Bizde sakin. 6 saniyemiz var. Şöyle bir şey bak. Çıktım. Gittim. Trey Young'la backdoor attım Darius Garland'a. Uyuttum Darius Garland'a. Eline sağlık. Trey Young iyi bir savunmacı değilse, Darius Garland da süper bir savunmacı değil. Onu da kullanmamız lazım. Ve benim en iyi savunmacım şu an onun en iyi oyuncusunu savunuyor. Donovan Mitchell savunan bir Herb Jones. Donovan Mitchell çembere bile bakamadı. Evan Mobley çembere gidiyor. Zion Williamson harika savunma be. Harika savunma. Bir tane daha. Bir tane daha. Boşaltın abi. Süreyi iyi kullanalım. Süre dostumuz. Trey Young istediği zaman geçebilir gibi geliyor bana. Trey Young köşede boş bir Herb Jones'u buldu. Herb Jones hadi koy bitir bunu. Koy bitir bunu Herb Jones. Aç bitir be. Hadi be Herb Jones ya. Çok kritik şut. Belki serinin en kritik şutu burada olacaklara bağlı olarak. Donovan Mitchell. Brandon Ingram'la savunmasındayız. Üçlüye izin vermeyeceğim. Üçlüye izin vermeyeceğim. Üçlüye izin vermeyeceğim. Çember altına indirdi. Evan Mobley'e blok geldi Zion Williamson'dan. Finallerin 5. maçında game winner blok geldi. Buyuz biz, buyuz. New Orleans. Aramızda kalsın, şampiyon oluyoruz. Erken konuşmayalım hocam. Savunma kimliği. Ne demiş? Michael Jordan mı demişti? Kim demişti ya? İşte savunma şampiyonluk kazandırır, bilmem ne. Hücum maç kazandırır. Öyle bir laf vardı. Bizim de şampiyonluk kazandıracak bir savunmamız var esasında. Sen diyorsun ki 4-2 kendi evimizde bu işi bitiririz. 4-2 ya. Haydi bakalım. Önde götürüyoruz. Oluyor gibi. Hayırlı olsun. 8 senede şampiyonduk. Hayırlı olsun. Duygularını alalım. Geldin. İlker Sırt şampiyon olamadığı kanalına geldin. Ben yaparım dedim. Çok sevdiğim New Orleans Pelicans Rebuild'ı ki benim kanalımda galiba New Orleans Pelicans Rebuild'ı yok hiç. Var bir tane var. Var James mı? James Harden'ı getirmiştim. Yapmış mıyım yanlışlıkla bir tane? Normalde yapmam. Evet. Şampiyon olmuş muydum? Bunda da şampiyon olmuştum. New Orleans Pelicans şampiyonluk takımıdır zaten. Böyle şeylere yani alışkınlar. Biz böyle büyük bir kulübüzdür yani. Geldin biz buraya şampiyon zaman yaptın. Ne diyorsun? Götte bir kalkıklık var mı? Yok ya. Ya sen olmasan bunları yapamazdık öncelikle. Şimdi sahaya atladığımda iyi oynadım. Yalan yok. Aynen öyle. Ama kritik maçları kazandık. Ben de sen olmasan bu kadar iyi oynayamazdım. Sen chatte dursan ve desen ki sattın sattın kötüsün falan desen olmazdı. Sen bana inandın. Ben de sana inandım. Çark güzel döndü ve seni getirdi. Ve New Orleans Pelicans'ı kutlamalarda görüyorsun. Eline sağlık. Senin de eline sağlık. Bu halka bir şampiyonluk borcumuzdu. Biz de bu şehre bir şampiyonluk getirdik. Bu kanalda bir şampiyonluk getirdik. Bir de şöyle bir şey var. Takım mühendisliğinde de büyük payım var. Trey Young belki bu Rebuild'ın en önemli oyuncusu oldu. Ve tamamen özel istekle gelen bir oyuncu. Yani oyuncu tipini söyledin ve Trey Young karşımıza çıktı. Bak kupayı da kaldırıyor maşallah. Ya Trey Young gelirken aslında Tyrese Haliburton'a daha yakındım. Hep Tyrese Haliburton vardı kafamda ama Trey Young bambaşka oynadı cidden. İçinden bambaşka bir canavar çıktı ya. İşte belki bu takımda Tyrese olsa o da böyle oynayacaktı. Çünkü takım
Böyle playmaker guard'a uygun bir takım oldu. Aynen. Şöyle bir istek var chat'ten. Gerçek yaşını açıklasın artık diyorlar. Gerçekten 22 yaşında. Gerçekten ya. 22 yaşında bir kardeşimiz. Eşrefinho. Buradan YouTube'dakilere bir mesajım var mı? Kanala like atıp abone olmayı unutmasınlar. Yayınlar fena makara. Yayınlara da kesin katılın. Dinleyin. Dinleyin. Eşrefinho kardeşinizi dinleyin. Kick'te hemen hemen her akşam saat 9'da buradayız. Eşrefinho da her akşam burada. Kendine iyi bak. Çok teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Beyler kanala like falan adam dedi. Adamı dinleyin. Adam şampiyon yapmış adam vardır bildiği. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.